Salavatın fazileti. Salavatı ı şerife. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize salavat getirmeyi zorunlu kılmıştır. Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler, siz de ona salavat getirin. Tam bir teslimiyetle de selam verin. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi Allahu Teala rahmet ve nimetleri ile melekler istiğfar, müminler salavat-ı şerife ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ikramda bulunurlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallallahu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve barik ve sellim. Benzeri salavat çeşitleri ile kesintisiz Resulullah ile iletişim kurmak bir vecibedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi anıldığında salavat getirme gerekliliği konusunda birçok hadis vardır. Kim bana bir defa salavat getirirse Allah o kimseye on misli rahmet eder. Kıyamet günü insanların bana en yakını, üzerime salavatı en çok getirendir. Cuma günü en faziletli bir gündür. O günde benim üzerime salat ve selamı çok getirin. Zira sizin salavat-ı şerifeleriniz bana arz olunur buyurduklarında sahabe. Ey Allah'ın Resulü siz çürümüş haldeyken bizim salatımız ve selamımız size nasıl arz olunur diye sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cevaben Allah peygamberlerin cesetlerini yiyip çürütmeyi arzı haram kılmıştır buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifte yanında anıldığım halde üzerime salat ve selam getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Cimri yanında anıldığım halde üzerime salat ve selam getirmeyendir buyurmuşlardır. Salavat-ı Şerife konusunda hadis kitaplarında mutlaka müstakil bir konu başlığı açılmış ve önemi belirtilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i saygıyla anmak, onun hakkında Allah'tan hayır talebinde bulunmak, Allah'a yönelmenin en güzel vasıtalarından biridir. Duaların başlangıç ve bitiminde salavat getirmek duanın kabulü için bin ön şarttır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, biriniz dua edeceğiniz zaman önce Allah'a hamd ve övgüyle başlasın. Sonra bana salat ve selam getirsin. Daha sonra dilediği şekilde dua etsin. Resulullah'a salavat getirilmedikçe dua Allah katına yükselmez buyurmuşlardır. Her namazda salavat-ı şerife okumak Hanefilere göre sünnet, İmam Şafii'ye göre şarttır. Sahabe, ey Allah'ın Resulü sana selam vermeyi biliyoruz ama nasıl salavat getireceğiz diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vakit namazında okuduğumuz salavatı asabına öğretmiştir Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema sallayt ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz minbere çıktı amin dedi. Sonra bir basamak çıktı. Amin dedi. Sonra bir basamak daha çıktı. Amin dedi. Bu hal sahabenin dikkatini çekti ve Muaz radıyallahu anh tekrar tekrar amin demesinin sebebini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sordu. Cevaben Cebrail bana gelerek dedi ki: "Yanında ismin zikredilip de sana salat ve selam getirmeyen kimse bu haldeyken ölürse cehenneme girsin. Allah onu rahmet ve mahviretinden uzaklaştırsın. Amin de dedi, amin dedim. Kim Ramazan ayına ulaşır da o şahsın orucu ve ibadeti kabul olmaz ve o kimse bu haldeyken ölürse Allah onu rahmet ve mahviretinden uzaklaştırsın dedi ve benim de amin dememi istedi. Ben de amin dedim. Kim annesine ve babasına veya bunlardan birine ulaşır da onlara bakmaz, böylece ölür ise o kimse cehenneme girsin. Allah onu rahmet ve mahfiretinden uzaklaştırsın dedi. Bana da amin de dedi, ben de amin dedim. Bu önemli hadisi şerifler nedeniyle müminlere bulunduğu mecliste bir kez salavat getirmekle vücubiyetin kalkacağı belirtilmiştir. Salavat-ı şerife salavat şerife müminler için şifadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz herhangi bir konuda ihtiyaç sahibi olan, bir şeyi temin etmede zorlanan, gam ve kederden kurtulmak isteyen, bereketli bir yaşam arzulayan bana çokça salavat getirsin buyurmuşlardır.